Herkese merhaba. INLCE-BC6M akü şarj cihazı. Yaklaşık bir yıldır kullandığım bu şarj cihazı hakkında size birkaç bir şey anlatmak istiyorum. Öncelikle kutusunun içinden kullanma kılavuzları çıkıyor fakat burada Türkçe yoktu. Bütün INL cihazların kutusunda olan şu ve benzeri QR kodlardan INL'in sitesine gidip cihaz modelini yazarak istediğiniz bütün dillerde kullanma kılavuzlarına ulaşabiliyorsunuz. Çünkü bu cihaz için kullanma kılavuzu çok önemli. Sonuçta elektronik bir cihaz. Okumadan kullanmamakta fayda var. Kullanma kılavuzunu çünkü akümüze zarar verebilir, aracımıza zarar verebilir. En iyi ihtimalle cihazın kendisini bozabiliriz. Bozabiliriz demişken aslında bu cihazda koruma modları mevcut. Yani ters bağlantı koruması, aşırı yük kesici, bunun gibi bir takım korumaları var. Ama örneğin bu cihazda olan bir özellik supply modunda yani bir adaptör olarak kullandığınız zaman bu korumalar devre dışı kalıyor ve cihaza da yine kendi kullandığınız cihazlara da zarar verebiliyorsunuz. Bir adaptör olarak aslında uzun süreli kullanmayın diyor. Yani sürekli olarak ben bunu alayım da bir cihazı 12 volt çalıştırayım istiyorsanız bu alet sizin için uygun değil. Sadece kısa süreli 12 volt ihtiyaçlarını, örneğin arabanın aküsünü sökerken beyindeki bir takım bilgiler silinmesin ya da teyipteki kodlar silinmesin diye kullanmanız için yapılmış bir şey. Yani kısa süreli kullanımlar için. Şimdi şöyle göstereyim. Kamplarda kullandığım bir aküm var. Benim bu cihazı alma sebebim bu. Yani arabamda pek fazla kullanmıyorum. İhtiyaç olursa tabii ki kullanırım ama kullanmadım bugüne kadar. Kamplarda kullandığım akü sonuçta boşaldığı zaman akşam bunu evde şarja takıyorum ve sabaha kadar yaklaşık 12 saatte 60 amper bir aküyü şarj ediyor. Bunun sebebi de buradaki 6 kodu yani 6 amperle şarj etmesi. Cihazın kullanma kılavuzunda işte yarım saatte bir, 1 saatte bir, 2 saatte bir kontrol ediniz gibi bir ibare var. Bu da tabii ki kendilerini korumak için yazdıkları bir şey. STD yani klasik sulu aküler, AGM cam elyaf akü ve jel aküler de kullanıldığını söylemek istiyorum. Bu önemli bir konu. Dediğim gibi supply modu var. Bu en önemsizi. Arabanın aküsünü değiştirirken arabadaki akımı kesmemek için. Kış modu var. 5 derece ile eksi 20 derece arasında bu kış modunu kullanmanızı öneriyorlar. Garaj modu var. Burada gene soğuk havalarda aracınızın üzerine takıyorsunuz ve aracınızın aküsü zarar görmeden sabah çalışabiliyor. Şimdi şarj edelim. Akümüzü şarj etmek için öncelikle artı kutubu takıyoruz. Daha sonra eksi kutubu takıyoruz ve cihazımızı şarja takıyoruz. Gördüğünüz gibi şu anda bu üzerinde yazan şarj ettiği voltaj değeri ve batarya resminden anlayacağınız gibi akü bayağı boşalmış. Eğer aküle derin bir deşarj söz konusuysa onun içinde kurtarma modu var. Kurtarma modunun nasıl çalıştığını size göstereceğim çünkü bu karıştırılan bir konu. Kurtarma modunda öncelikle cihazı sistemden ayırıyorum. Tam tersi şekilde ayırıyorum. Kurtarma modu için öncelikle aleti prize takıyorum. LCD ekrana güç geldi. Bakın şu anda 12 volt STD için yani kurşun asit aküler için hazırım diyor. Fakat ben mod tuşuna basıyorum. Basılı tutuyorum. Ve şurada bir recount yazısı çıktı. Bu recondition demek tahmin ediyorum. Bozuk olan derin deşarj olmuş akülerinizi bu modda çakıyorsunuz. Şimdi ben bir deneyeceğim ama benim akümde öyle bir problem yok ama yine önce artıyı takarak deniyorum. Evet, 13 volt olarak şu anda benim akümü de recond yapıyor. Bakalım ne diyecek. Bunun sonucunu göstereceğim size.
Bu cihaz motosiklet aküllerini desteklemiyor. Kullanma kılavuzunda bununla ilgili herhangi bir şeye rastlamadım. Yalnız elimde bir kuru akü var. Bu bakımsız aküyü de üzerinde bir deneyeceğim. Bu 6 voltluk bir akü olmasına rağmen bakalım alet bize bir uyarı ya da akım koruma uyarısı verecek mi? STD, AGM ve JL aküleri şarj ettiğini söylemiştim. Bunlar için herhangi bir seçim yapmanıza gerek yok. Cihaz bunu zaten otomatik olarak algılıyor. Ama yine de menüsünde bunları seçmek için bir giriş bölümü var. Supply moduna geçmek için mod tuşuna basıp basılı tutuyorum. Recount moduna da bu şekilde geçiyordu. Bir kez daha bastığımda bakın 13,8 voltluk bir adaptör görevi görecek şu anda. Aracınızın aküsünü çıkartırken kullanmak üzere. Tekrar bastığımda Recount'a geçiyor. Basıp basılı tuttuğumda ise tekrar ana menüsüne geçiyor. Burada STD akü için, AGM akü için, kış modu ve 12 volt manuel dediği bir mod var. Şimdi ben bu elimdeki kuru aküde 6 voltluk bu 12 voltluk manuel modda deneyeceğim. Evet, 12 volt manuel modu aldım. Artı kutubu taktım. Sonra eksi kutubu taktım. Bir low voltaj yazısı geldi ve şu anda 13 volt vermiyor. Dikkat ettiyseniz maksimum 9 volt veriyor. Tahmin ediyorum bu akünün 6 voltluk bir akü olduğunu anladı ve onu şimdi şarj ediyor. Bunun da sonucunu göstereceğim. Mandallarını göstereyim ya da krokodil ne derseniz. Gayet kaliteli duruyor ve birbirlerine değmesini minimuma indirmek için şu plastik detay sonuna kadar uzamış. Bu şekilde bunların birbirine değmesi ancak şu şekilde mümkün olabilir. O da şöyle bile dursa çok zor bir ihtimal. Elimde 6 voltluk bir kuru bakımsız akü var. Gene bunu daha önce kamplarda kullanıyordum. Şimdi bunu bir ölçeceğim. Çok uzun zamandır kullanmıyordum. Evet. 2,7 volt, 2,8 volta yakın bir voltajı var. Şimdi akü şarj cihazını bu kuru bakımsız aküle deneyeceğim. Bakalım nasıl bir sonuç verecek. Evet, kuru akü yaklaşık bir 5 saattir bu şekilde iki dişten yukarıya çıkamadı. Ben de artık vazgeçtim. Şimdi onu bir ölçeceğim. Şarja baktığımda evet 3,95 olmuş. Bir parça şarj olmuş sanırım. Ama daha fazla denemeyeceğim. Bence kuru akü şarj etmek için uygun değil. Recondition modunda yaklaşık 10 saatin sonunda akümüz doldu. Aslında aküde bir sorun yoktu ama ben sadece bu modu bir denemek istedim. O yüzden Recondition'da yaptım şarjı. Bir sorun yok. Şu anda 13,2 volta akümüzü şarj etti ve akü kullanıma hazır. Bütün bunların sonunda Aynel akü şarj cihazını tavsiye ediyor muyum diye sorarsanız evet. Bence kalitesi gayet iyi. Diğer markalarla mukayese etmedim ama gayet iş görebilen akıllı tanıma özelliği sayesinde gayet kullanışlı bir cihaz. İzlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videoda görüşmek üzere.